Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda gerçekten başımıza gelmeyen kalmadı. Ben biliyorsunuz ki yola çıkacağım. Yola çıkmadan önce sizlere de videoları topluyorum artık. Çünkü videolarımızın arası baya baya uzuyor. Ben hani YouTube'a eskisi kadar yüklenemiyorum. Ama elimden geldiğince, olabildiğince video atmaya çalışıyorum. Bu süreçte de tabii başımıza gelmeyenler kalmıyor. Bilmiyorum hani siz bu videoları izlerken satılan kuşlar olur mu? Olabilir, olmayabilir. Belli olmaz. Çünkü ben olmayınca genelde çok aktif olmuyor sayfa. Şimdi şöyle söyleyeyim, başımıza gelen şey şu, ya yola çıkacağım, tamam mı? Bak çok az kaldı, her şeyi toparlama peşine koşuyorum, yetiştiğim oluyor, yetişemediğim oluyor. Ya abi siz niye yumurtluyorsunuz ya? Bir de nerede biliyor musun? Yani bunun tam arkasında, bak görünecek yerde değil. Ya ben şimdi ne diyeyim sana, ne yapayım? Ya bunlar, bak ben size söylüyorum arkadaşlar. Ya gerçekten felaket derecede çalışacak kuşlar. Yani ben Rainbow üretmek istiyorum hobi amaçlı, ya birkaç takım da olsa yapmak istiyorum diyen varsa buyurun size takım. Ben döndükten sonra, bakın daha netleşmedi hiçbir şey ama şurada görmüş olduğunuz yuvalıklarımız, kafeslerimiz var ya, bunlardan da göndereceğim. Ama daha net değil. Yani bakın ben hepsini temizledim, streç filmle sardım. Pislik olmadan, toz olmadan duruyor. Her şey sapasağlam. Yani hani dediğim gibi bunlar tertemiz şu an için. Kendi kafeslerimi de sardım. Size göndereceklerimi de sardım. Yani tabii bunlar gönderim olacak, elden verecek ama her şeyleri tertemiz şu an. Ben geldiğimde vereceğim bunları. Yani daha gelmeden, hani tatil dönüşü videomu görmeden benden kafes istemeyin. Onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani gidene kadar başımıza daha birçok şey getirecek gibi duruyor bu kuşlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Geçenki videomda zaten burada bir çiftleşme olmuştu. Dişi attım buraya. Bunlar ciddi anlamda kavga etmeye başlıyorlar. Şu zaten yani benim Bulut'un soyundan, bu vermeyeceğim dişilerden. Ya bu 7-24 ben yumurtlayacağım diye bakıyor zaten. Bir arkadaki onun daha yavrusunu, yumurtasını alamadık. Yumurtasını aldık, yavrusunu alamadık bildiğim kadarıyla. Ya buydu ya arkadakiydi. Ya bu da zaten şu anda çıldırmış durumda. Benim acilen bunlara bir çözüm bulmam lazım. Yani en güzel örneğini şuradan size gösterebilirim. Çünkü bunlar dedim yani bak bunlar pozlama kafesine koydum oraya. Çiftleştiler de hani hemen ayırmak durumunda kaldım. Hani fotoğraf çekmek için koydum da hemen ayırdım demiştim. Bunlar da salmada çiftleşiyorlar dedim ya. Al işte onun meyvesi bu. Yani hemen yumurta atmış. Hiç beklemeden ya mübarek. Ya canımın içi, ciğerim. Sen niye böyle yapıyorsun? Bak, hareketlere bak. Zaten yumurtasının ne olduğu belliydi. Bakın arkadaşlar, kuyruğunu iyi izleyin. Görüyor musunuz? Yumurtasının ne olduğu belliydi. Sen gel oraya yumurtayı at. Şimdi ben arkadaşlar bu tarz kuşları göz ardı etmiyorum. Benim şöyle bir problemim var. Yani kuşlarda bir sorun yaşadık demiştim. Yaşadığımız sorun şu, aynen şu. Benim ya biraz özel olacak. Bundan bahsetmek zorundayım çünkü insanların aklına yanlış düşünceler geliyor. Arkadaşlar benim basın kartımın çıkma durumu var. Bunu ben çok detaylı bir şekilde anlatmak istemiyordum ama basın kartım çıkabilir. Şu an daha görüşme evresindeyiz. Daha netleşen herhangi bir şey yok. Netleştikten hemen sonra bana bir telefon gelecek. Ben hemen imzayı akreditasyon süreci için gideceğim ve daha sonrasında basın kartımı teslim alacağım. Sonrasında benim tamamen işim bu yönde ilerlemiş olacak. Çekimler, işte ne bileyim YouTube'daki videolar, tribün grubuyla alakalı olarak yani bütün her işiyle neredeyse dijital anlamda ben ilgilenmiş olacağım. Bilgisayar üzerindeki bütün işleri benden sorulacak. Bu yüzden arkadaşlar benim amacım kuşları yani bu yüzden azaltmak. Yoksa hani kuşlarımda bir sorun olduğundan değil. Ya ben bırak 2020 bilezikli kuşu, bunlar mesela 2020 bilezikli insanlar, mesela bu erkek de 2020 bilezik. İnsanların aklına şu geliyor, ya ben bunu daha ne kadar üretebileceğim ki kafasında insanlar. Arkadaşlar yemin ediyorum aklınızda en ufak böyle bir düşünce olmasın. Özellikle mutasyon kuşlarda. Yani bak muhabbette yerli ve çekten bahsetmiyorum. Yerli ve çekte evet bir nebze haklı olabilirsiniz çünkü bu kuşlar bakıcılık yapıyorlar. Ama bunun dışında geri kalan Rainbow'larmış, Jumbo'larmış, Show Jumbo'larmış zaten bu kuşlara, bu kuşlar çok fazla yorulan kuşlar değil. Yani siz bu kuşları 2018'i de alsanız çalışan kuş her daim çalışan kuştur. Sezon içerisinde yumurtasını, yavrusunu alırsınız. Ben kıyamadığımdan çeklerin altına yumurta kaydırdığımı biliyorum kuşlarda. Hatırlayın eski videolara dönün bakın kanıtlıdır hepsi. Kendi yavrulu bakmalarının yanı sıra ben yorulmamalar adına çeklerin altına kaydırdığımı biliyorum.
Hani o yüzden çeklerde evet 20 bilezik biraz soru işareti oluşturabilir. O da çalışır. Ama soru işareti oluşturabilir. Ama rainbow'larda kesinlikle değil. Dediğim gibi yani bu yumurta da bunun en güzel kanıtı, en büyük kanıtı. Şöyle göstereyim görmeyenler için de. Görüyorsunuz yumurtası orada. Şimdi gitmeden güzel bir toparlayacağım kafesini, temizleyeceğim. Özellikle bekletiyorum çünkü ben gidene kadar yine leş gibi olacak. Gitmeden önce güzel bir temizleyeceğim. Kuşlar da tertemiz. Yeni yerlerinde böyle kafesleri temizken beni bekleyecekler artık. Annem arada bir meyvesini, işte mamasını verirse iyi olacak. Bunun dışında arkadaşlar, ben geçenki videomda şunu da söylemiştim. Kuşları azaltacağım ama yani dediğim gibi benim kendi sebeplerimden kaynaklı, özel sebeplerden kaynaklı. Ya ben şu anda ciddi anlamda yorulmuş durumdayım. Şu konuda yoruldum. Pet shop var, üretimhane var, tasarım yani işte ne bileyim logodur, banner'dır falan onlarla uğraşıyoruz şey bizim kendi tribün grubumuzun. Şimdi sezon başlayacak, tribün tekrardan ayaklanacak. Onların YouTube videolarının falan çekilmesi lazım. Özel gimbal'a kadar aldım arkadaşlar. Yani onlarla uğraşıyorum. Yalan yok. Bunun haricinde dediğim gibi basın kartı olayım var. Benim bir sektör değişikliği durumum var bu tasarım işleriyle beraber. Bir sektör değiştirme durumum da ortaya çıktı bu sefer. Ne oldu? Kuşlara ayırabileceğim vakit minimuma indi. Böyle olunca da arkadaşlar mecburen diyorum ki yani en azından bakamamak yerine, onlarla ilgilenememek yerine elimden gelen en iyisini kaç kuşa verebiliyorsam o kadar kuşu beslemem benim için daha iyi. Hem kuşlara yazık olmasın hem benim gücüm üzülmesin. Yani en azından gerçekten yorucu bir süreç oluyor benim için. Sürekli ta Pendik'ten kalktık Üsküdar'a, Burhan Seyret'teki maçlarla uğraş et falan. Hani arkadaşlar sezon benim için çok zorlayıcı olacak. Bunu ben öncesinden tahmin edebildiğim için ki inşallah basın kartı çıkar da bu koşturmacamız bir halta yarar. Yani dediğim gibi sürekli git gel git gel git gel beni yoracak. Ben buna %100 inanıyorum. İşte bu Ağustos'un sonuna kadar her şey belli olmuş olur arkadaşlar. Artık çağırırlar imza için. Olay bu. Bundan ibaret. Yani bunun peşine koşturuyorum aylardır. O yüzden kuşları azaltmak istiyorum. O çekleri göndermem. Ne bileyim rainbowlarımın demirbaşlarını göndermem. Ya ben size çok açık, net ve samimi şekilde söylüyorum. Bu benim göndereceğim bir takım değil. Şu benim göndereceğim bir dişi değil. Bu erkeğin dişisini gönderdim. Bu eşinden önceki dişisini gönderdim. Göndereceğim bir kuş muydu? Hayır değil. Hele ki takımlar benim bozabileceğim kuşlar da değil. Mesela en basitinden buradaki dişimi buradaki erkekle eş yaptım. Mükemmel yavrular verdi bana. Bozar mıydım ben böyle bir takımı? Hayatta bozmam. Neden bozuyorum? Alttan gelen kuşlarımın yerine koymak istemiyorum çünkü anladınız mı? Derdim o. 23'lü kuş da gönderiyorum ben buradan. Hani sadece yaş da değil mevzu. 21'li de var, 22'li de var, 23'lü de var, var. Önemli olan benim için kuşun kalitesidir. Kesinlikle ben kuşun A'sına, B'sine, C'sine, D'sine bakmam arkadaşlar. Hani aman yaşı çok şeymiş, büyükmüş. Tabii ki de gidip bir 6-7 yaşında kuş da almayın. Ama şu an 2,5-3 yaşındaki kuşlar rainbow'larda, show jumbo'larda çok büyük problem değil. Ben 2020 yılında çok net hatırlıyorum. 2016 bilezikli kuşum vardı. Cayır cayır çalışıyordu. Deli gibi yumurtlayan bir dişi show jumbo vardı arkadaşlar. 2020 yılında 4 yaşındaydı. Bakın 4 yaşındaki kuşu öyle herkese almaz. Güvenip aldılar. Mükemmel bir kuş. Gerçekten hakkını veren bir kuş. Sonrasında da yavru haberlerini zaten aldık. Bakın şu arkada bir tane erkeğim var. Kanatları düştü demiştim. Onu verebilirim. Yani o gerçekten şu anda uzu yok kanatları. Dur göstereyim ya alttan. Bakın arkadaşlar alttan kanatları geliyor. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama şu kanadının başına bakın şu tüylere. O ısırıyor zaten pire gibi ya. Gerçekten pire gibi spa. Zor yakaladım. 23 de bilezik yani çok da genç bir kuş. Kuyruk falan yok da hepsini dökmüş salmada. Zor bela. O uzadı işte bayağı bir bakımlarını yaptık. Şimdi kanatları da uzamak üzere. Yani onun dişisi hangisi onu da göstereyim size. Bakın şu teldeki var ya o. Onunla mükemmel anlaşıyor. Yani %99 ben onları yine takım yapacağım onu söyleyeyim. Kanatları uzayınca. Yani o sapa sağlam şunlar gibi kuştu. Sonra salmada bir güzel bir dayak yiyor. Kanatlar manatlar zaten çok fazla deforme oldu diye çektim. Şimdi uzuyor. Kuyruk tüylerini falan bayağı bir kırmışlar. Onları çekmek durumunda kaldım. Hani şu kuş gibi falandı bebekken. Gerçekten kalem gibiydi. O bende kalacaktı ama dediğim gibi yerim olmadığı için mesela 23'lü kuşu bile gönderiyorum. Derdim kesinlikle yaş değil. Derdim tamamen
alttan gelen planladığım, hayalini kurduğum kuşlara yer açmak derdim bu arkadaşlar. Umarım da istediğimiz, planladığımız gibi sezonumuz devam eder. Bu şekilde yani sağ olsun Rainbow'lar bize çok fazla müsaade etmiyorlar. Yani onlar istiyor ki ben böyle yuvalık takayım, onlar her dakika yumurtlasın, kuluçkaya yatsın ama yok öyle bir dünya. Ben şimdi gideceğim yola, ondan sonra bir geleceğim, bunların yumurtalarıyla uğraşacağım bir de. Yani arkadaşlar bu süreçte bana WhatsApp'tan almak isteyen yazarsa ben de istediği kuşun ekran fotoğrafıyla hani bana bir dönsün. Satılmadıysa ya da kalanlar üzerinden konuşuruz. Ama dediğim gibi yani ben bu süreçte sürekli ilan açtığım için, Instagram'dan beni takip edebilirsiniz, Ay Yıldız Üretim. Sürekli ilan açtığım için kuş alan mesela gidiyor kafes alıyor, kafes alan ürün alıyor. Yani birçok imkan aslında elimizde var. Ürünleri daha biz de götüremedik mesela dükkana. Bayağı bir paket paket ürün aldık arkadaşlar. Bayağı da bir harcama yaptık dükkan. Vallahi ürünleri çok çok pahalanmış. Sağ olsun vergilerde, eurolarda, dolarlarda havada uçuştuğu için şu anda ithalatta, ürün ithalatı ciddi anlamda fark attı diyebilirim eski fiyatlara. Şu an onlarla bir zor bela baş ettik zaten. Şimdi nasip olursa kuşları da dediğim gibi gönderebilirsem sultanlarımıza getireceğim. Ya sultanlar hazır aslında. Sultanlar arkadaşlar hazır. Ama ben getiremiyorum. Yani yerim yok vallahi billahi. Bak şunu aha bakayım yuvadalar mı yine. Erkek burada yemiyor bak. İşi yuvada görüyor musun? Bak. Yani 7-24 yuvada yatıyor bu kuş. Ama ben tekrardan söylüyorum. Konurlar tamamen şu an benim için yer işgal ediyor. Başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Şu koskoca kafesi onlara hibe et. Hah, bu kafes onlarda. Yani diyeceksiniz ki buna koy. Arkadaşlar kafesleri sığdıramıyorum. Kapının önüne koymak zorundayım. Kedi şu camın önünden ayrılmıyor. Buradan ayrılmıyor arkadaşlar. Kedi sürekli geliyor korkutuyor. Koyacak başka yerim yok. Kafesin altına sığmıyor. Yani beni sürekli olarak böyle yer problemiyle karşı karşıya bıraktığı için de konurları şu an için istemiyorum. Aslında en baştaki hayalim bu değildi. Daha çok konur almakta ama fiyatları da çok arttığı için şu anda maalesef konur da almak istemiyorum. Onun yerine halam elbette sultan yaptığından kaynaklı halamla beraber sultan işine giriyoruz. Aslında olay bu. Tamamen bundan ibaret. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünkü videomuz bu kadar. Yani dediğim gibi bu deliler de bizim aslında bir yandan günümüzü güzelleştirdi ama bir yandan da başımızı belaya sokuyor. Sürekli böyle yumurtlamaları iyi değil. Sizin için iyi, benim için iyi değil. Yani annem sürekli bunların yumurtalarına gelip bakmak durumunda kalacak tavuk gibi. Artık uğraşsın dursun, yapacak bir şey yok. Ben onunkilerle uğraştım. O yokken. Bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.